Bu B-2 Spirit hayalet uçakları biz nerede duyduk? Amerika Birleşik Devletleri Yemen'i vurdu geçen hafta Evet. bu uçaklarla. Bilinen adıyla gizli bombardıman uçağı olarak biliniyor. Yoğun uçak savar savunmalarını delmek için tasarlanan düşük gözlemlenebilir gizli teknolojiye sahip bir Amerikan ağır stratejik bombardıman uçağı. Şimdi ben okudum yayından önce bu bilgilere baktım, görüntüleri de izledim. Uçak çok üst düzey özelliklere sahip Yusuf Alabar'da. Evet. Biraz anlatmanızı rica edeceğim. Ben anlatmayayım, siz anlatın. Burada biraz aslında bu Şey yapalım uçakların... mı? Evet, buyurun. Görseli varsa Evet, anlatayım. görseli var. Tabii Tamam. görseli var. Burada tabii en azından benim okuduğum kadarıyla bunlar sanıyor. Evet. Bu biraz tabii rakamsal, işte iki personelli bir uçak. Bu Evet. arada çok çok büyük bir uçak. Yani Tabii. şunlar mesela izleyicilerimizin daha iyi anlaması için söylüyorum. Bunlar F-16. Bakın şöyle gösterelim. Kanat açıklığı 52,4 metre. 100 metre koşucularının spor Yarısı tesis, kadar. evet çok büyük. İnanılmaz. Yani şu iki kanat açıklığı dediği şu. Şurasıyla şurası arasındaki mesafe. Şurası da 20 küsur olması lazım. 21 metre. Çok Şey, büyük. şu eni mi? Yani şu eni değil de burası boyu Ha, diyelim. boyu. Burası eni olsun. Hı. Eni 52, boyu da yaklaşık olarak 21 Evet. metre. Dolayısıyla yanında bakın uçaklar bir Şunlar F... kanadının bir parçası kadar Bu arada kalıyor. şunlar F-16. Evet. Yani Kanadı kadar, kanadının bir parçası hani kadar kalıyor. F-16'nın Evet. büyüklüğünü Şimdi buradan göz önünde rakamları bulundurursak verirsek daha iyi şey yapacak. böyle. Boş ağırlığı 71 ton. Devasa. Yüklü Korkunç ağırlığı büyüklükte. 150 ton. Bir arabanın 1,5 ton olduğunu düşünelim. 150 ton. 10, 100 tane araba. Evet. 100 tane 100 araba bu. tane. Yani bu 1,5 tonluk arabalar da SUV tarzı araçlar için Tabii bu arada genelde tasarım geçerli. olarak yani tabii Şimdi neden özel... stratejik bombardıman uçağı deniliyor? Neden kanat yapısı bu şekilde? Şimdi bunlar delta kanat dediğimiz yapıya sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde en son üretimi 2000 yılında sona erdirilmiş ama faaliyette olmaya devam ediyor. Stratejik bombardıman denmesinin sebebi delta kanat dediği için bunlar böyle çok yoğun manevralar yapabilen uçaklar değil. Ama bu delta kanat yapısı ve gövdesinin radarlara yönelik olarak vermiş olduğu radar kesiti çok limitli olduğu için radarlara yakalanması o kadar mümkün olmuyor ve daha yüksek mesafelerden uçuş yapabiliyor. Neden stratejik bombardıman uçağı? Çünkü 152 ton demek, 70 ton boş ağırlıksa 80 ton mühimmatla kalkıyor. 80 80 ton. ton. Tamam mı? Şimdi bakın ben buradan yazdım. Neler atıyor? İki kişi tarafından kullanılıyor. 230 kilogramlık yani 500 poundluk MK-82'lerden 80 tane. 80 tane MK-82 MK-82'lerden atabiliyor atabiliyor. tabii ki. Şimdi 16 adet 1100 kilogramlık MK-84 atabiliyor. 2000 poundluk 16 adet. Şimdi nükleer aynı zamanda mühimmat Nükleer bomba evet, atabiliyormuş. atabiliyor. O yüzden de stratejik bombardıman, ağır bombardıman uçağı. Şöyle tabii ki Korkunç. bu türden bir uçak kıymetli olmasının muharebe sahasındaki sebebi iki. Radar kesitinin az olması delta kanat özelliğinden dolayı. İkincisi de çok ağır bir yükle havalanabilmesi. Şimdi bu iki özelliği taşıdığınızda stratejik bombardıman uçağı alıyorsunuz. B-29 bakın bakın atıyor. Bu çok güzel bir görüntü. Alalım mı? Ha, Yani bu tam burada zaten. aşağıda artık dehşet bir görüntü. Bakın evet Bu. buyurun. Görüyor Bu musunuz? Bu biraz önce attıkları saymış olduğum 80 tane ya da işte 16 tane diye kilogramına göre saymış olduğum mühimmatlar. Bunlar aşağıya bakın direkt atılıyor. Aşağı düştüğü yerde hiçbir hayat emaresi bırakmayacak şekilde adeta bir halı gibi o coğrafyada taş üstünde taş. Bakın bu görüntü ortaya çıkıyor. Şu meşhur halı bombardımanı yapan uçak Tabii bu. B-52'ler miydi? B-29'u var, 52'si var. İşte bu da delta kanat dediğimiz Amerika'nın kullanmış olduğu stratejik ağır bombardıman yapan bir uçağı. Şimdi bu uçak insanlı bir sistem Evet, ve çok devasa bir sistem. İki Bu hava. delta kanata benzer ama tabii ki asla ne ekipman olarak
ne boyut olarak ne taşıdığı yük olarak benzemeyen hiçbir bir sistemimiz benzemeyen var bizim. Anka 3. Ha, Anka onu 3 diyecektim. Evet. Ben bunu gördüm. Tabii yayından Anka önce 3 ile de, bunun biz de aynı delta şeyi kanat yapısı birbirine benziyor. Benzerliği var mı? Mesela tip olarak da aynısı tip olarak Anka benziyor. 3'ün. Ama evet, taşımış oldukları yükle alaka yok. Hmm. Çünkü Anka 3 yaklaşık, hafızam beni yanıltmıyorsa, 1250 kilogram civarında bir mühimmat taşıyor. İki tane kanatlarının içinde sağ ve solda mühimmat koyulabilecek yer var. 650-650, 1300 kilogram yapıyor. Hı hı. Anka 3 de radara daha az yakalanıp stratejik hedeflere, direkt, stratejik bombardıman demiyorum, hı, stratejik hedeflere işte o mühimmatı bırakıp dönebilecek bir insansız sistem. Ama bunun açını nasıl kapatırsınız? Hı. Sürü şeklinde işte 10 tane gönderebilirsiniz, hı, gibi. Olur mu o zaman? Yani şöyle, bunun yaratmış olduğu etkiyi yaratmazsınız ama, hı, Anka 3'ün dizayn edilip bu şekilde delta kanat dediğimiz V şeklinde imal edilmesi radara daha az gözüksün ve düşmanın derinlikleri diye tabir ettiğimiz iç bölgelerindeki stratejik hedeflere o 650-650 1300 kilogramlık mühimmat, az bir şey değildir 1300 kilogram, değil, bırakıp gelsin. Ama tabii bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin süper bir güç oluşunun da sembolize eden çok önemli, devasa, Anka 3 ile mukayese edilmemesi gereken, hı hı, bir sistem. Sadece Yusuf hani Bey, şey olarak görünce, fotoğraf olunca görünce. Anka 3'ü yapan bir ülkenin süreç içerisinde, yani bu onun belli ki çok büyük bir şey. Evet. Yani giderek motoru yaptığınız an Kaan bu için, arada bizim Kaan için motoru geliştirdiğiniz an Anka'nın bu görüntüsü, türden stratejik uçakları gerçekleştirebilirsiniz. Bu, evet, bu da Anka'nın görüntüsü. Anka'nın, bakın, delta kanat. Da. İşte bu delta kanat radardan dolayı delta kanat, hı-hı, yapılıyor. Ama işte onun da kendi içinde dezavantajı var. Ben bunu A Haber ekranında daha önce söyledim. Hı-hı. Neden Anka 3 gibi milli insansız bir uçak, İHA değil bu, bir uçak yapıyorsak Kızıl Elma'yı niye yapıyoruz? Kızıl Elma'yı yapıyorsak Anka'yı niye yapıyoruz? İkisi farklı konsept. Tabii. Anka 3 delta kanat olduğu için işte radara gözükmeden düşman derinliklerine girip stratejik anlamdaki hedeflere bombayı bırakıp dönebilmek için. Kızıl Elma ise Kaan'la birlikte çok yüksek manevralarda insansız bir sistem olduğu için Kaan'a eşlik edecek. Çünkü yeni doktrin büyük ihtimal insanlı ve insansız sistemlerin hibrit bir şekilde kullanıldığı bir modele tebdil olacak. Hatta oldu bile. Bu ne kadar sürer? Şöyle söylüyorlar, 11 bin jet savaş uçağı var dünyada. Evet. Kaba tasnif. Hı hı. Önümüzdeki 30 yıldan sonra bu 11 bin uçaktan geriye çok azı kalacak. İnsansız sistemler artık gökyüzünde 7. nesil olarak yola devam edeceği yazılıp çiziliyor. Hı hı. Bu ne kadar doğru olur? Yusuf Bey, turistik bir yaklaşım. Yani olur mu olmaz mı kehanet göstermek lazım gelir. Ama dünyanın insansız sistemlere doğru gittiğini çok açık görüyoruz. Bu 11 bin sivil uçaklar hariç değil mi? Hayır hayır. Savaş uçağı. Savaş uçağı. Jet uçağı. Evet. Yani o yüzden bu önemliydi. Bir şey soracağım. Bir boşluk varsa bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Buyurun. Şimdi bununla çok bağlantılı değil ama biraz önce Atay'ı dinlerken şu şeyde Lübnan'da işte bir kadını, kadınla beyni takip edip araçlarını vuran, onlar araçtan kurtulduğunu görünce onları tekrar takip ederek o kadını vuran İHA. Evet. Şimdi Beyrut semalarında belli ki çok dolaşıyor bunlar. Şu İHA'ları kolaylıkla avlayabilecek herhangi bir şey çok zor bir şey midir? Hizbullah'ta yok mudur bu? Ya. Ya şöyle, Hizbullah'ta yok mudur derseniz konu değişir. Ama tabii ki İHA ve SİHA'lara karşı tedbir almak uçak savar sistemleri, hava savunma sistemleriyle elbette mümkündür. Fakat biraz önce ilk bölümde, hı, hava savunma sistemlerini nasıl atlattıklarını ve, hı, buna neden, hı, atlatabildiklerini işte hız gibi, daha alçak irtifa gibi şeyleri söyledim. Doğru. Ama mesela Türkiye, şimdi mesela biz Hizbullah'ın saldırılarını görüyoruz. Şunu unutmamak lazım, Hizbullah'ın eline kamikaze dronları verenlerin PKK'ya, YPG'ye vermediğini mi zannediyoruz? Ama biz onları da kritik veriyoruz, tesislerimizin yakın savunmasını sağlayacak çok önemli sistemler de ürettik. Ve bunları kullanıyoruz hali hazırda da. Birçok engellenmiş faaliyet var. Birçok engellenmiş bu, doğru, anlamda saldırı var. Ama bir sistem üretildiğinde bunun mutlaka savarı çıkıyor. Hmm. Mesela uçak savar, tank savar.
ve bu kendi ekseninde savarlarla sistemler İHA, aynı İHA şekilde savar. Evet yani var. Bir de mesela bazen bir de biz tekrar... tabii yola geç çıktık yani neticede. Çok geç. Neticede bravo. Türkiye savunma sanayi 2018. alanında ilk adımları Kıbrıs müdahalesinden sonra ambargodan sonra attı. Ve o zamandan günümüze kadar böyle gittikçe hızlanan bir ivme gösteriyor. Doğru. Şimdi mesela bir yuvarlağın etrafında çok daha önce yola çıkanlar birkaç tur atmışken tabii, biz daha henüz tabii. turu tamamlama çabasındayız. Tabii. Ama şu var, ya, geçtiğimiz günlerde yayınlanmış bir rapor ya, vardı. 2000'de üretmiş, 2000'e tabii, kadar 2000'de üretmiş. Bitmiş. 2000'de bitmiş, bitmiş yani. Ama envanterde. Yani 80'lerden almış, 87'den almış, 2000'e kadar üretmiş, bitmiş yani. Daha tabii. yapmamış. Şimdi tabii bir taraftan bunlar model oluşturuyor, öte taraftan da propaganda tarafı da var. Tabii. Mesela tabii. bunun, tabii. mesela Rusların da Sarmat füzesi var. Yani... bunu işte Ukrayna Savaşı esnasında belli dönemlerde öne çıkardılar. Hı hı. Putin, işte Savunma Bakanlığı veya Kremlin sözcüleri tehdit ettiler İngiltere'yi. Yani eğer istersek bizim elimizde kıyamet silahı var, Sarmat füzesi var. 5 dakika sonra ortadan kaldırabiliriz Londra'yı falan diye. Yani orada da var. Bir propaganda tarafı var, burada da var. Fakat öte taraftan bizim bu konulara ne kadar geç başladığımızın tabii. da bir başka açıdan göstergesi bu silahlar. Ben hocam, bir şey affedersiniz. Sormak istiyorum. Buyurun şimdi Ekrem Bey, burada biraz önce Ekber'e bir şey sorarken, şimdi İran'la ilgili sistemin derdi ne? Sen işte Şah döneminde aşağı yukarı benimle uyumlu gibiydin. Fakat Şah'tan sonra 1979-80'den sonra sen bazı konularda biraz dik durmaya çalışıyorsun. Halbuki uyumlu olsan ne güzel gider bu şey. Aynı şeyle az önce sizin söylediğinizden hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bir süre sonra Mustafa Kemal döneminde 27'de uçak fabrikasını kurmuşsunuz. Ardından Nuri Demirhan uçak fabrikası, Vecihi Kuş'un, Hürkuş'un uçak fabrikası, Nuri Killigil'in silah fabrikası, Şakir Zümre'nin bomba fabrikası falan gibi şeyler var. Fakat birileri bir şekilde dışarıdan talep edip içeriden birilerinin katkısıyla bunları yok etmiş. Çok güzel bir şey söylediniz. 74 Kıbrıs Harekatı sırasında bir anlamda amiyane tabirle Vehbi'nin kerrakesi belli olunca, yani sistemin müsaade ettiğinin dışında bir şeyler, yani NATO kanalıyla bize verilen silahları kullanmaya kalktığımızda bilmediğimiz maddeleri hatırlattılar. Dediler ki hop bir dakika kullanamazsın. Evet. Ha, o zaman bir şeyler başladı. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca 74'ten itibaren bunu başlattı. Şu anda Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve inadıyla bu iş yürüyor. Mesele şu, İran'daki insanların ben Ekber'e sorduğum şuydu. Yani neler olup bittiğinin farkındalıkları ne durumda diye çok ümit yok anladığım kadarıyla. Türkiye'deki farkındalığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de tabii ki değişiyor. Şimdi mesela kaç zamandır, son bir senedir hep programlarda Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Daha önceki zamanlarda Avrupa Birliği'ne neden üye olmuyoruz? Avrupa neden bizi istemiyor? Bu zamana kadar gösterdiğimiz tüm çabalar akamete uğradı. Veyahut da Arap Baharı'nı konuşuyorduk. Şimdi öte taraftan pek çok saldırıyla karşı karşıyayız. Yani bir pahalılık varsa işte Türkiye'de diyelim ki batılı anlamda tam oturmuş ve işlevlerini yerine getiren kurumlar gerektiği şekilde faaliyet gösteremiyorsa burada da yine yabancıların elini görmek lazım. Yani ekonomiyi negatife doğru yönlendirebilecek gelişmeleri uzaktan tetikleyebiliyorlar. Öte taraftan şu da doğru, işte kıyamet gibi zaman geçmiş, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bu toplum kendi kendine bir dinamizm üretememiş. Mesela çok partili hayata nasıl geçtik oraya bakalım. Bu yani, kadar geriye gitmeyelim hocam. Ama yani baktığımızda Avrupa baskısıyla geçtik 46'da. Tabii. Yani yoksa zaten her şeyi bilen bir CHP vardı. Yani 23'ten 46'ya kadar tüm muhalefet sindirilmişti. Terakki, Perfer, Fırka, Serbest Fırka hep itham edildi. İşte karşı devrimin odağı olmakla. Ve Batı baskısıyla biz çok partili hayata geçtik. Yine mesela her konuda bir takım siyasi gelişmelere müdahil olan bir anlayış vardı. Militer bir anlayış vardı. Bunu da, 10 yılda bir bunu da yine dışarının baskısıyla yani bu İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değişmesi neticede Kopenhag kriterlerinin uygulanması için yapılan baskı neticesinde oldu. Şimdi toplum bazen kendi içinden de bir takım dinamizm
üretmekte zorlanıyor. Bunu da görüyoruz. Öte taraftan dışarıdan önü kesiliyor. Bu da doğru. Ama işte bu arada mesafe almamız lazım ve aldığımız mesafeyi halka doğru anlatmamız lazım. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi halka doğru biçimde anlatmakta hala zorluk çekiyor. O zaman iyi ki haber var. Ali Fuat Hocam, sizi alayım şimdi. Ben bu uçaklarla ilgili benim sorularım bitmedi. Şunu soracağım. Şimdi yanlış söylemeyeyim, F-15'ler. F-15'ler biliyorsunuz şu ikmal görüntüleri paylaşılmıştı ya, o zaman işte F-15'leri okuduğumda mesela Suudi Arabistan, Japonya, İsrail ve Amerika'nın zaten uçaklar da İsrail'e de vermişler. Suudlara vermişler. Suudlar kullanmıyor. Vesaire. Japonya da kullanmıyor galiba. Hani alıp hangara çekmişler ya da kullandırtmıyor vesaire. Şimdi bunu mesela ben şunu düşündüm. Baktım hani kullanan ülke yok. Sadece Amerikan eyaletleri var burada. Bu bilgilerde yani B2 Spirit'leri okuduğunuzda Amerika'nın farklı eyaletleri var. Eyaletlerde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletinin ordusunun stratejik bombardıman uçağı olmaz. Şunu yani soracağım. Savunma zaten yani eyaletler federal düzeyde. Ben şunu soracağım. Amerika için sormuyorum. Başka hiçbir yere neden vermemiş? Kritik teknolojisini vermiyor. F-22'leri de bildiğim kadarıyla vermiyor. F-22'leri de vermiyor. Stratejik görmüş yani onlar usları. Muharebe sahasında etkili olabilecek silahlar. Yani bugün onları verdiği zaman teknolojisini dahi vermiş olsa, yani onların başka bir ülke tarafından yapılması, üretilmesi İsrail'e ya de da vermiyor. Yardım olarak verilmesi. Şöyle bir şey, İsrail'e de vermemesi, mesela İsrail'e bu teknolojiyi, şimdi sonuçta bu insanlı uçak değil mi? Bunun kullanılması vesairesi bizim F-16'larda. Bunu İsrail'e vermiş demek işte. Yani sahada kullanılması yani, vermiş anlamına geliyor. Gidip de Yemen'de Husileri İsrail adına bombardımana tabi tutuyorsa vermiş demek. Vermiş demek mi bu? Tabii, vermiş demek. Ya envanterinde yok ama istediğinde kullanabilirsin. Kullanımına sunmuş. Bu anlamda geliyor. Destekliyor tabii. Muharebe sahasında destekliyor. Ama kendisi kullandı yani. İsrail kullanmadı. Kendi pilotları kullanıyor. Kendi mesela pilotlarına kullanmayı öğretmiyor ya. Mesela orada bir sonuçta insan gücü de var. Tabii F-35'ler mesela İsrail için kullanılıyorsa iyi eki alır. Neden? Çünkü birçok ülkeye bu F-35'ler üzerinde kendi milli sistemlerini yükleyebilmesiyle ilgili fırsat vermezken İsrail için bu söz konusu değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri... Yazılımını değil mi? Tabii. Yazılımını veriyor. Evet. Dizaynını, yazılımını, birçok şeyini. Yani Amerika'daki zaten hususa baktığımızda mesela Lindsey Graham'ın ben karşısında savunma bakanıyla yapmış olduğu şeyleri falan izliyorum, takip ediyorum. Hı hı. Yani diyor siz diyor nasıl diyor bu şekilde diyor aymaz olabilirsiniz. Nasıl olur işte İsrail'e yarın bir gün saldırı olursa Filistin'e nükleer bomba atın dediğimizde buna cevabın ne olur diyor. Savunma Bakanı cevap veriyor. Yani yasamayı temsilen orada yürütmenin bir bakanına sual tevcih ediyor. Sorular soruyor. O cevap vermeye çalışıyor Savunma Bakanı. Hayır diyor işte diyor bunu söylemeyi bırak diyor. Sorduğum soruya evet ya da hayır diyeceksin falan. Orada şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri söz konusu İsrail olduğunda diğer bütün birçok Batı devletinde olduğu gibi Sayın Dışişleri Bakanı'nın tabiriyle rasyonel düşünebilme yeteneğini yitirmiş durumda. Tabii onu bugüne kadar da gördük, sahada da gördük zaten. Artık yani sürekli bayağı bir pozitif. Evet, yani bu da aslında diyorsunuz ki hani envanterde kullanan ülkelere baktığımızda Amerika üretmiş, tek başına Amerika kullanıyor gibi görünüyor ama zaten Amerika'nın emrindeyse İsrail gelip senin için Orta Doğu'da Yemen'i vuruyorsa aslında İsrail'e vermiş demektir diyorsunuz. Hocam bununla ilgili birkaç yorum alayım sonra hedef noktaları konuşalım. Buyurun Ali Fuat Gökçe. Evet yani bu silahlar tabii muharebe sahasında etkili olabilen silahlar ve işte burada da yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel mücadelesinde böyle silahlara ihtiyacı var. Bunu tutup bir başkasıyla paylaşması ya da onun vermesi, tamamen teslim etmesi, teknolojisini vermesi söz konusu değil. Bunlar da muharebe sahasında etkili oluyor. Stratejik silahlar istediği yerde kullanıyor, kendi personeli kullanıyor. Dolayısıyla da etkili bir silah olduğu için de şu anda kendisi envanterine tutuyor bunu. Hı hı. Şimdi İran'da hedef olası noktaları hazırladığımız bir harita var. Onu bir gösterelim. Ali Fuat Hocam biraz yorumlasın bizi aslında. Bu söylenen nereler vurulabilir noktası. Hep konuşuyoruz. Özellikle işte Amerika'dan nükleer tesislerin vurulmasını istemeyiz. Ama olursa o da olur gibi bir açıklama gelmişti Amerikan Başkan Adayı'ndan.
Potansiyel İran hedefleri diye hazırladık bunu. Biraz askeri üsler hocam, burada olası beklenen askeri üsler hedef alınabilir deniliyor. Siz ne beklersiniz? Burada İran'da olası bir saldırı nerede olabilir? Şimdi Merve Hanım, tabii yani başta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da vurulmasını istemediği yerleri biraz önce de söylemiştik. Kısaca geçmiştik. Onlar da neydi? Nükleer tesisler ya da işte petrol tesisleri, petrol üretim tesisleri. Bunların vurulması, hem özellikle petrol tesislerinin vurulması dünya ekonomisini etkileyeceği için, yani bu sistemler birbirine entegre olduğu için, yani mesela buradan petrol, doğalgaz nereye gidiyor? Çin Halk Cumhuriyeti'ne giriyor, Hindistan'a gidiyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı olmadığını düşünmek imkansız. O, burada siz vurduğunuz andan itibaren İran'ın petrol satamaması Çin'i etkileyecektir. Çin'i ya da Hindistan'ı ya da bir başka ülkeyi etkileyecektir. O da Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecektir. Bir şekilde birbirleriyle bağlantılı ekonomik ilişkiler küresel düzlemde. Bunu istemiyor Amerika Hocam, Birleşik Devletleri. Hocam affedersiniz, şu an mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri sanki Çin'le hırlaşacakmış gibi duruyor. Tayvan üzerinden falan filan sürekli işte değişik mesajlar falan görüyoruz ama arka planda sizin altını çizdiğiniz şey bence çok önemli. Çin ekonomisi ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliği diyelim ki Çin ekonomisi sarsılırsa Amerika'ya zarar verebilecek ölçüde yüksek galiba. Tabii. Yani bunların birbirleriyle yani bonolar olsun, diğer iktisadi enstrümanlarla birbirine bağlılar. Burak Küntay şimdi Amerika'da geçirmiyor. Yani burada olsaydı göz ardı etmemek lazım. Bugün Çin'le, sizin de dediğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek nesillerini enerji kaynakları açısından büyük bir rekabeti var. O da kritik mineraller dediğimiz mineraller. Bunu 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde buna yazıyor. Bu yazıyor. Yine 2022 yılının Nisan ayında Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınlamış olduğu bir raporda geleceğin enerjisinin kritik mineraller olduğu, bunun da %90'ının Çin'de ve Pasifik'te olduğu belirtiliyor. ABD'nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de aynen bu geçiyor. Biz ya Çin'le anlaşacağız ya da Çin'le savaşacağız bu konu hakkında, kritik mineral. Yani şu anda bu bölgede hidrokarbon enerji var. Bunun savaşı yapılıyor. Yapıldı daha önce ama 2030'lu yıllarda, 40'lı ve 50'li yıllarda da kritik mineral enerjisi gelişen teknolojiyi devam ettirebilmek adına. Kritik mineral dediğinizle nadir elementler aynı şeyler. Aynı şey, hemen hemen aynı şey. Evet. Yani bunun da %90'ı Pasifik'te deniyor. Evet. Yani bunun için de aslında ABD savaşa hazırlanıyor. Mesela NATO liderler zirvesine hangi ülkeler geliyor? Bunların ne işi var Atlantik Paktı'nda? Japonya geliyor, Güney Kore, Yeni Zelanda. Oraya doğru kaydıracaklar. Yani oraya doğru kaydırmaya çalışıyor. Hindistan'ı kendine çekmeye çalıştı.